17 Kasım 2012 tarihinde Ordu Engelliler Platformu bir imza kampanyası düzenleyerek belediye ve valiliği engelli aracı almaya çağırmıştı. Belediye yönetimi bunun üzerine bir araç alacağı sözünü vermiş, zaman zaman da aracın gelmek üzere olduğunu tekrarlamıştı. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen hala engelli aracı ortada yok. Sadece Ordu merkezde değil, 760 bin nüfuslu Ordu'nun hiçbir yerinde engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak bir aracın bulunmaması, engellilere gösterilen saygı ve değerinde bir yansıması. Engelliler Platformu sözcüsü Metin Aksoy, söz verilen aracın neden gelmediğini sorarken aracın alınmadığını da ileri sürüyor. Ordu'da en büyük sorunlardan bir tanesi engelliler açısından ulaşılabilirlik. Bu ulaşılabilirliğin içinde de ulaşım aracı sorunu var. Maalesef yıllardır, aylardır, günlerdir söz verilen bir engelli ulaşım aracı o ilimize halen intikal etmedi. İntikal etmesini dört gözle bekliyoruz. Bundan 20 gün önce falan belediye başkanında mensup olduğu siyasi partinin engellilerle alakalı bir toplantısında belediye başkanının mesajını okumuştu. Ordu il başkan yardımcısı. 15 gün içerisinde 24 saat Ordu'da çalışacak ve engelli hizmetini ücretsiz olarak yürütecek bir araç tahsis edildi. 15 günlük bir sarkmayla en kısa zamanda Ordu'ya gelecek ve engelli aracı sorunu çözümlenmiş olacak. 15 güne kadar aracın hizmete gireceğini sizlerin ve bizim huzurumuzda müjdelemişti güya, ama henüz aracın Ordu'ya geldiğini biz duymadık. Ben aracın alındığına da şahsen inanmıyorum. Bir tane araç kesinlikle çözüm değil ama başlangıç olur. Neye yaradığını insanlar daha iyi görebilir. Hem engelliler daha iyi görebilir, hem de bu hizmeti vermek zorunda olan insanlar bu araçta nasıl bir hizmet yapılması gerektiğini daha iyi anlayabilirler düşüncesiyle biz bir aracın ilk önce gelmesini acilen talep ediyoruz. Yoksa bir tane değil, bence 3 taneden aşağısı bu şehrin engelli ulaşım sorunu çözmez. Metin Aksoy, Ordu'daki engelli derneklerinin engellilerle ilgili sorunlardan uzak yaşadıklarını, dernek başkanlarının ise engelli olmadıkları için araç kaygısı taşımadıklarını söyledi. Bu konuda diğer engelli dernekleri veyahut da sivil toplum örgütleri neden kamuoyu baskısı yaratmıyor derseniz orada da bir tezat var. 2 tane engelli derneğimizin 2 tane aracı var. Bunu biz de biliyoruz. Herkes biliyor. Onlarda dahi engellilere uygun donanım yok. O yüzden kendilerinin hataları ortaya çıkmasın diye kendileri de talepte bulunmuyorlar. Donanım olmadığı için de başkasından da talep etme hakları yok gibi gözüküyor. Bir de zaten şimdi bu söyleyeceğimi çok dikkatli söyleyeceğim. Engelli derneğe başkanı olduğunu söyleyen insanlar bizim engelli saydığımız gruplara girmiyorlar. Ortopedik engelli değiller. Bu araç yaşlıların ve ortopedik engellilerinin sorunu, şu anda öyle gözüküyor. Hiçbir dernek başkanı da öyle değil yani.